Efendim, var mı Avrupa Birliği vatandaşlığı satın almak isteyen? Sayın seyirciler, krizdeki Avrupa ülkeleri Avrupa Birliği vatandaşlığını satışa çıkardı. Portekiz, İrlanda, Macaristan, Yunanistan, İspanya gibi ülkelerde yatırım yapacaklara oturma izni ve Avrupa Birliği vatandaşlığı teklif ediliyor. Buyurun izleyelim efendim. Merhaba. Ulan yine mi satıcı ya? Ne var kardeşim? Ne istiyorsunuz? Bir şey almayacağız ya. Bir dakika lütfen. Ben geliyor Avrupa'dan. Avrupa'dan? Yes. Ben satıyor AB vatandaşlığı. Yapma ya. AB vatandaşlığı satıyorsun. Kaça peki? Efendim, 150 bin eurodan başlayan fiyatlar bizde. Ben sana Türk vatandaşlığı vereyim 15 bine. Nerede bizde lan 150 bin euro? Ama bakın almak şart değil. Bir göz at. Yunanistan, Macaristan, Portekiz, İspanya, İrlanda her çeşit vatandaşlık satılık bizde. Hangisi but, hangisi iyi yani? Değişik, hepsi değişik. Yunan vatandaşlık var, deniz manzaralı, siesta, öğle uykusu, tabak kır, taverna, full eğlence. Biliyoruz, full eğlence. Ondan battılar ya zaten. O zaman İspanya vatandaşlık dünyanın en iyi futbol ligi. Gitmek maça sen, seyretmek Messi canlı canlı. Messi kaça? İspanyol vatandaşlık 150 bin euro. Oo, çok ya, çok o. İrlanda vatandaşlık istersen? O kaça? Sana olur 125'e, hem de 60 taksit. Eğer peşin %15 indirik. İndirim diyorsun ama çok ya çok. Olmaz olmaz. No money no. Love you ben seni. Hop hop. Love you yok bizde. Love you yok. Yanlış anladı. Ben sevdi seni. Yapacak sana bir güzellik. Sen gel Atina. Bak, bir hafta dene Yunan vatandaşlık. Beğenmezsen yok para. Gidiş geliş otel yemek? Çok ucuz artık Yunanistan. Yok 200-300 euro sende he? Yok, sağ ol canım, almayayım. İyi bizim Türk vatandaşlığı böyle. Hadi, hadi iyi günler, hayırlı işler Dur sana. dur dur dur. Üst kat? Yok 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 evde. O go to the outside. Kayınço'suna gitti. Kiralık AB vatandaşlığı çıkarsa o zaman gel. Belki o zaman. Hadi canım benim. Hadi bay bay. Oh shit. Sayın seyirciler, kuvvetler ayrılığı, yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrı ve bağımsız olmalarını ifade eder. Kamuoyunun gündemine oturan bu konu mecliste de tartışmaya açıldı. Buyurun hep beraber izleyelim efendim. Nasıl Ya, olur olacak kardeşim şey ya? Değil Bu ya. olacak şey mi canım? Nasıl ya? Arkadaşlar lütfen sessizlik. Bakın yapmayın böyle. Böyle bir şey Kuvvetler ayrılığı ilkesi demokrasinin temel taşlarından biridir. Kalkamaz. Ya nasıl kalkamaz Sayın Başkan? Nasıl kalkamaz ya? Kalksın işte. Bakın arkadaşlar, nasıl ki yasama, yürütme ve yargı ayrı çalışıyorsa, yumruklama, tekmeleme ve tokatlama organları da ayrı ayrı çalışmalıdır. Bütün yetki tek bir kişinin elinde toplanırsa karışıklık çıkar. Bakın yani meclis kavgaları kim yumruk atacak, kim tekme atacak birbirine girer. Kaos olur. Ya tamam da Sayın Başkan, en azından tekmeleme ve tokatlama yetkilerini birleştirsek ya. Tekme tokatsız olur mu canım? Tadı çıkmıyor ya. Evet, ben belki bütün kuvvetlerimle girişmek istiyorum. Yahu yumruklama organları yumruğunu atsın, tokatlama organları tokatını atsın. Ne var yani? Bu kadar açgözlü olmayın. Parlamenter demokratik sistemlerde doğru yöntem budur. Peki Sayın Başkan, şöyle olmuyor mu? Bir gün ayrı kuvvetimizi kullansak, diğer gün ayrı kuvvetimizi kullansak. Yani mesela bir gün tekmelesek, öbür gün tokatlasak. O şekil olmuyor mu? La havle ve la kuvvete, ya siz ne laftan anlamaz adamlarsınız. Hakikaten tam dayaklıksınız ha. Heh, biz de onu diyoruz başkan. Bu kuvvetler ayrılığı denen nane önümüzü tıkıyor. Dayaktan bir zevk alamıyoruz, randıman alamıyoruz. Tamam tamam, bu konu kapanmıştır. Daha fazla dinlemek istemiyorum. Şimdi diğer gündem maddesine geçiyoruz. Aman be. Var ya, bütün keyfim kaçtı şimdi ha. Lan bana ne vuruyorsun lan? Konuşma lan konuşma. Tokatlama makamına saygı göster biraz ya. Tamam. Sayın seyirciler, Türkiye'nin en pahalı ikinci ihalesiyle köprü ve otoyollar özelleştirildi. İhale 5 milyar 720 milyon dolar karşılığında verilirken yolların bir metresi 3000 dolara özelleşmiş oldu. Buyurun izleyelim efendim. Elveda hayat, elveda dünya. Bir, iki... Hop hop hop, hemşerim dur, ne yapıyorsun ya? İntihar ediyorum, artık dayanamayacağım bu çile dolu hayata.
dur atlama. Bir dakika beni dinlesen bir ya. Ya neyini dinleyeyim neyini? Yeter artık bu yoksulluk, yeter bu çektiğim çile. Elveda. Dur lan dur atlama lan. Dursam ne çare ha? Şu dünyada varmışım yokmuşum kimin umrunda? Zaten karım da terk etti beni. Elveda. Yapma atlama. Ya yaşamanın bir anlamı kalmadı ki, ben ölmek istiyorum. Ya kardeşim ben sana ölme demiyorum ki. Ölmek istiyorsan öl ama önce ücretini ver. Ücret mi? Ne ücreti? Köprüden atlama ücreti. Bu köprünün atlama ihalesini ben aldım kardeşim. Bir atlayış 100 lira. Parayı ver parayı. 100 lira mı? Nasıl ya? Ha OGS'en varsa 50 metre ileriden de atlayabilirsin. Orada otomatik atlıyorsun. Bak o iyiymiş. Ama bende OGS yok. Para da yok ki bende, ne yapacağız? Aa o zaman diğer köprüye canım benim. Trafiği meşgul etme burada ya. Abi bu seferlik sizden olsa bak ayağımı alırsın bir kere ha. Ben yürü git. Var mı öyle bedavadan atlamak? Hele bir kendini oradan bırak. Bak yemin ediyorum havada yakalan ağzını burnunu kırarım senin. Yürü git lan. Ulan bu ülkede paran yoksa yaşanmıyor da ölünmüyor da lan. Fakirliğin gözü kör olsun lan. Sayın seyirciler, ülkenin en büyük iki parti liderinin tokalaşmadığı ve birbirlerinin yüzüne bile bakmadığı bir ülkede sizce toplumsal kutuplaşma biter mi? Buyurun izleyelim efendim. Aa, Nermin Hanım bu ne tesadüf, nasılsınız? Ay sağ ol şekerim, siz nereden böyle? Ne yapalım, bir hava almaya çıktık işte böyle. Cevdet, hadi merhaba de bir arkadaşına. Demeyeceğim işte. Cevdet? Demeyeceğim, bana ne? Cevdet çok ayıp ama. Hadi Erol'cum uzat elini de bir tokalaş arkadaşınla hadi. Allah Allah, ben niye uzatıyormuşum ya? Önce o uzatsın elini. Erol senle evde ne konuşmuştuk? Mecliste olan mecliste kalır öyle değil mi? Bari bir başınla selam ver ayol. Ya karışma bana ya, istemiyorum işte, vermeyeceğim selam falan. Ay patla emi. Ay kusura bakmayın, bizimkinin bugün aksiliği üstünde. Ay aynen hayatım, koca parti başkanı oldular ama hala çocuk gibiler, ne yaparsın? Neyse hadi iyi günler şekerim. Size de canım benim. Hadi Cevdet, arkadaşına hoşça kal de. Asıl sana be. Ah! Yeter ama Cevdet. Bugün sana televizyon yok. Haylaz şey. Sus bakayım. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Yarın yine en sıcak ve çarpıcı gündem gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Hepinizin iyi bir hafta geçirmesini temenni ediyor. Şimdi ise Türkiye'nin en çok izlenen haber bülteni Kanal D ana haberle sizleri baş başa bırakıyoruz efendim. Hepinize iyi akşamlar.